Şimdi Merve Hanım, siz istediniz bir Burak, biz size verdik üç Burak. Tanıyor musunuz beyefendileri? Yani bir nevi siz de beni kandırmış oldunuz. Estağfurullah, biz hiçbir zaman asla hiç kimseyi kandırmayız. Fakat bu beyefendiler sizin onları kandırdığınızı, hatta dolandırdığınızı İşte bile iddia asıl ediyorlar. Onlar beni kandırdılar. Bu üç beyefendi sizi kandırdı evet, mı? Evet, onlar nasıl beni yani? Kandırdı. Benim Burak'ım gibi davrandınız bana. Biz zaten Burak'ız. Evet. İsim olarak benim adım Burak. Benim de adım Burak. Ne diyor bu? Bilmem. Ben ne de diyor? Burak. Ben onları dolandırmadım. Ben onları kandırmadım. Kendi istekleriyle bana para gönderdiler. Ondan bahsediyorsanız. Evet, onu söylediler. Evet. Şimdi bu beyefendiler size kendi gönül rızalarıyla siz istemeden para göndermiş olabilirler. Şimdi iyi niyetlerinden demek istiyorum. Diyelim gönderdiler. Mütemadiyen onlardan yüklü miktarda o paraları kabul etmek zorunda mıydınız? Bir saniye, şimdi şu konuya bir açıklık getirelim. Buyurun. Başkalarını dolandıran insanlar nasıl iyi niyetli olabiliyorlar ki? Sizi nasıl dolandırdılar beyefendiler? Beni geçin, öncelikle beni geçin. Ben size arkadaşların bütün hikayelerini anlatayım isterseniz. Bu arkadaş nişanlısının altınlarını satarak bana o parayı yolladı. Yalan mı? Burak Bey öyle mi? Evet, yani Merve'nin yüzünden nişanlımdan aram bozuldu. Ayrılmak zorunda kaldık. Ha, şimdi Merve Hanım'ın yüzünden mi oluyor sizin nişanlınızla aranızın bozulması? Yoksa siz nişanlıyken başka bir hanımefendiye para göndermiş olduğunuz için acaba... Yani ben onu ikimizin arasındaki çalışma hayatında... Çalışma hayatı. Evet, yani birlikte çalıştığımız için kar amaçlı ben gönderdim kendisine. Bir yani. Dakika Merve Hanım, şuraya da bir açıklık getirelim. Nişanlımdan ayırdı dedi. Kendisi bana mesajlar attı. Benim ailem zorla beni evlendiriyor. Ben onu sevmiyorum, seni seviyorum aşkım diye mesajlar attı. Yalan mı? Hayır, öyle bir mesaj. Bir dakika, bir dakika hemen gösteriyorum. Ah Burak Bey. Okuyorum artık. Lütfen okuyun. Nişanlımı sevmiyorum. Ailemin zoruyla nişanlandım. Aklım sende. Benim tek sevdiğim sensin. Ağanı, ben o yazıları öylesine atmıştım yani. Öylesine. Nişanlıyken, başka bir hanımefendiyle nişanlıyken. Konuyla alakası yok ki. Zaten öylesine Merve de Hanım değil. Parasını al, paramı aldığını kabul ediyor zaten. Şimdi yani. Ben birazcık açıklama yapmam gerekiyor burada. Öylesine dediği şey, bana kuyumcudan mesaj, resim gönderiyor. Bak aşkım, altınları bozduruyorum sırf senin için. Nişanlınızın altın. Ben evet. Bir kadın olarak, bir kadının hakkını savunmayı kendime hak gördüğüm için maşallah hayır siz dedim. De bir kadın olarak bir kadın hakkını savunmayı şey görüyorsunuz. Yapma kendiniz... dedim. Yapma ama aldınız dedim. Parayı. Ama gönderdi sonrasında bana nereden gel onu yapmamasını söyledim. Söylemedin mi? Söyledi mi? Yani kendisi söyledi fakat yani sonuçta birlikte çalıştığımız için ben kar amaçlı gönderdim kendisine yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Ben bütün o gönderdiğim paraların altına hizmet bedeli yazdım. Neden hizmet bedeli yazdım biliyor musun? Neden? Bana Burak Bey... Bana uygunsuz fotoğraflarını yolladı. Nasıl? Kahve Hanım kendisi istemiş. Ben bu tipi böyle uygunsuz istemiş. Bir evet. Şekilde bir saniye, görmek zorunda burada mıyım? Benim de Burak Bey'e soracağım sorular var. Siz... Evet Kahve Hanım. Kendinizle Merve Hanım'ın ilişkisini anlatırken bana ve burada milyonlarca seyircimize ne dediniz? Bir dakika Burak Bey, ne dediniz? Peki hanım, önceleri o zaman öyleydi ama kendisi isteyince ben gönderdim yani. Hayır efendim, yani. Siz ne dediniz? Bana diğerleri gibi davranmıyorsun. O yüzden evet. Seni seviyorum. Diğerleri bana uygunsuz, sapıkça şeyler gönderdiler hep. Bir tek sen göndermedin. İlk başlarda arkadaştık fakat sonra kendisi bana daha yakın olmaya başladı. Yani nasıl bana oldu? Açıldı kendisi. Ne dedi? Yani sen öbürleri gibi değilsin. Yani... Sapıkça mesajlar atmıyorsun, benden resim istemiyorsun.
gibisinden. Öbürleri derken sizi kastediyordu herhalde. Şey, muhtemelen. Aranızda hiç Merve Hanım'a sapıkça fotoğraf atan var mıydı? Hayır, olmadı. Ben şimdi iş zekasına hayran olduğum için. Ahu Hanım, benim paramı... Şimdi siz, ben kimseden para talep etmedim. Hiçbirinizden para talep etmedim. Doğru mu? Doğru, evet. Evet, siz bana gönderdiniz. Gayet dostane arkadaşla gönderdiniz. Ve bunu bir yatırım için de göndermediniz. Bana yardım olsun diye ama gönderdiniz. Ama sen gelir elde ettin. Gelir elde ettim. Gelir elde ettiğimi nereden biliyorsun? Bir sözleşmemiz mi var aramızda? Parayı yolladık mı? Yolladık. Tamam, yolladınız. Altına ne yazdınız o paraları gönderirken dekontların altına? Ben hizmet bedeli yazdım mesela. Ben hiçbir şey yazmamıştım. Bir şey yazmadık ama konuşmalar vardı. Bir kere devam ediyorum o zaman. Herkesi, ya o iyi niyetten bahsediyoruz ya. Bu arkadaş da evli ve iki çocuk sahibi, biliyor musunuz bunu? Bu konuyla ne alakası var? Burak Bey, çok alakası var. Ne alakası Hele var ama? Hele ki benim kırmızı çizgim yani. Siz evli ve iki çocuk sahibi bir baba mısınız? Tamam da bizim bu konuyla ne alakası var Ahu Hanım? Konu biz buraya... sizinle çok alakalı. Evli olan sizsiniz, çocukları olan sizsiniz. Dolandırıcılık için gelmiştik Ahu Hanım. Ben şunu sorarım şimdi bir anne olarak. Ben size derim ki siz bir eş ve iki çocuk sahibi bir baba olarak evlatlarınızın, eşinizin, ailenizin rızkını internet üzerinden tanıdığınız bir kadına mı yedirdiniz? Duruma baktığınız zaman evet. Ama başlangıçta duruma hiç böyle değil. Duruma baktığınız zaman şahsına baktığımda bunu görüyorum ben. İşte erkekler hep böyle. 20 senelik karısına... Ben de evlilik hayatımda tamamen bitmişti. Ne bitmişti? Evliliğiniz olan... bitmişti. Eşinizle olan ilişkiniz şu an bitmiş mi? Bitti mi? Ta o zaman bitmişti Ahu Hanım. Ta o zaman bitmişti. Ve ben bunu kendisiyle paylaştım. Hayır, ben buna da katılmıyorum. Benimle birlikteyken sadece bana bir fotoğraf gönderdi. O fotoğrafta da... göstermemi ister misiniz? O da duruyor. Çok istiyorsanız göstermek isterim görmek. Evet, evet, göstermek istiyorum. Öyle ekstrem bir şey söz konusu değil. Ben sadece bu fotoğraftan sonra onun evli olduğunu öğrendim. Ben neyse ki ahlaklı bir kadınım ve onunla birlikte olmaya devam etmedim. Bu ayaklar ne, bu ayaklar? Sadece evde kendi keyfimle alakalı bir şey ve eşimle ayrı olduğuma dair bir bilgi. Biz odalarımızı ayırmıştık eşimle kendisiyle tanışmadan önce. Sevgili seyirciler, burada diyor ki Burak Bey Merve Hanım'a çıplak ayaklarını çekmiş. Ayaklarından bir tavan ve kapı görünüyor. Bak hayatım, salonun kapısına karşı uzattım ayaklarımı. Neden? Çünkü eşimle aynı odada yatmıyorum artık. Evet, bu ilişki başlamadan önce bitmişti zaten. Yok, benim anladığım buradan o çıplak ayaklar çekildiğinde sizin Merve Hanım'la ilişkiniz başlamıştı. Evet. Tamam mı? Karınızla ilişkinizi sonra bitirdiniz. Merve Hanım'a da bunu ispat etmek için... Ahu Hanım, öncesinde bitmiş bir olaydı bu. Ben sadece bunu ispat etmek istedim kendisine. Ve evliliğimle ilgili kendisinden bir şey de gizlemedim açıkçası. Allah'ım. Ahu Hanım, kendisi... Hayır, ben öğrendiğim zaman birlikte olmak istemedim. Beni, ben evlendim, beni sevdiğini, kolundaki dövmeyi bile gösterdi. Bana resmini attı yani. Evet, kolunda çok güzel bir Burak dövmesi var da. Bak, çok güzel. Sevdiğim adam için, sevdiğim adam için yaptırdım ben bunu. Benim için mi? Sen kimsin be, sağ ol. Adam hala nerede ya, bakar mısın? Onun da öyle saf gözüktüğüne bakmayın, saf saf tepkiler verdiğine. Onun ne yaptığını anlatsam ağzınız açık kalır şu an. Ne yapmışsın, bana anlat bakalım. Ne yapmışsın? Sen annenin altınlarını satıp bana yollamadın mı? Tamam, sana faydam olsun diye yaptım ben bunu. Ben mi sana söyledim yolla diye? Yapma dedim hatta, annenin altınları onlar dedim. Babanın arabasını da satıp bana gönderdin paralarını. Ahu Hanım, aslında çoğu olayları çarpıtıyor yani. Hangi olayları? Merve yani. Yani ben Merve'nin yüzünden hem işimden oldum, hem dükkanımdan oldum. Hem nişanlımdan oldum. Yani bizim paralarımızı da aldı. Burada İşinden mağdur nasıl olan oldu? Biziz sorar yani. Mısınız? İşinden nasıl oldu? Siz sorun, buyurun lütfen. İşinden nasıl oldu? İşimden nasıl olacağım? Yani gönderdiğim protezler bozuk çıktı, sahte çıktı. Müşterimden kötü oldum. Bir tanesi beni mahkemeye verdi. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Ben sana hiç gel sana protez alacağım, bana para yolla dedim mi? Fakat kazançlı bir işti yani. Orada ucuz olduğu için, siz de çifte vatandaş olduğunuz için bana gönderdiniz yani. Ama sahte gönderdiniz sonuçta yani. Ben e-ticaret işi yapıyorum. Uygun bulduğum ürünleri al sat yapıyorum. Dostlarıma da bunları bildiriyorum. Almasaydın almazdın.
Ama gördüğün %50 daha indirimli satış alacaksın. Yani. Daha çok kâr edeceksin. Sonuçta benim işime geliyor. Kendi kazancını düşündün. Ben nereden bileyim senin sahte ürün göndereceğini yani. Siz akademisyen değil misiniz? Evet. Öyle demiştim. Kadın olduğunu da biliyoruz. Aynı zamanda... Bana akademisyen olarak tanıtmıştı. Evet. Evet. Aynı zamanda akademisyensiniz. Tam olarak akademisyen denilemez. Ne denilebilir? Hayat Akademisi'nde çalışıyorum. Kendisi iş kadını olarak benim de karşıma çıkmıştı. İş insanıyım, evet doğru. İş kadını demiyoruz artık, iş insanı diyoruz. Beyaz eşya satıyordun. Onu da yapıyorum. Merve Hanım, en azından beyefendilerin bırakın kâr etmesini, ana paralarını geri verseniz. Evet. Tabii param olunca veririm. Takribi ne zaman paranız olur? Para kazanmaya başlayınca. O kadar parayı ne yapmış Hava Hanım, sormak istiyorum yani. Buyurun sorun beyefendi. Ne yaptınız o kadar parayı? Yatırım yaptım, battı. Ne demek battın ya? Battı, şu an hiç param yok. Benim bir sürü sadece borcum var. Sadece şu üç tane telefonum var bakın. Şu üç tane telefonum var. İcraya verebilirsiniz, hiçbir şey yok. Bunlara senin aldığına kayıt değil ki zaten, nereden bilelim? Evet, bir tanesini sen almıştın, teşekkür ederim. 40 TC bana göndermiş. Görebiliyor musunuz? Ben kırık demedim. Çok pardon. Farkındayım. Ben kırık demedim. Ben sadece telefonum eski dedim. Sen kendin aldın, bana yolladın. Tamam, eski kırık. Sonuçta yolladım. Eski dedim ben sana. Telefonum yok ya da kırık ya da bozuk bir şey diye. Bu telefonun hediyeleri geri iade etmiyor. Öyle bir huyu var, onu anladım ben. Evet. Yani bence bu şey olarak da iyi bir şey değil yani. Benim bir sürü borcum var. Ve paralarımı istiyorum senden, o kadar. Param olunca veririm. Ama ne zaman? Param olunca veririm diyor ya. Biraz borç verebilirim, ister misin? Dalga geçiyorum. Görebiliyor musunuz yüzsüzleri? Ben görebiliyorum, evet, siz görebiliyor musunuz? Biz biraz geç gördük. Evet. Maalesef. Onlar bana nasıl arkadaşça para armağan ettilerse ben de onlara borç verebilirim. Armağan. Ben pek armağan vermekten yana değilim. Ben Merve Hanım, siz bu beyefendilerden mütemadiyen yüklü şekilde para aldığınızı kabul ediyor musunuz? Ben onlardan para talep etmedim. Para aldığımı kabul ediyorum. Aldınız. Evet. Ama benim bir talebim olmadı, bir anlaşmam olmadı, bir sözleşmem olmadı. Peki bu paraları olmadı. Alırken siz bana göndereceksin demeseniz dahi birlikte iş yapacağınızı, onların da bunlardan kar elde edeceğini söylediniz mi? Söylemedim. Ben sadece yaptığım işleri söyledim. Hı. Onlar kendilerince benim fotoğraflarıma bakıp hem aşkla ilgili hem de işte benim yaptığım işlere bakarak hem de parayla ilgili hayaller kurdular. O hayallerin üzerine yatırım yaptılar. Peki yatırım yapmalarını sağladınız mı? Hayallerini desteklediniz mi? Hayallerini desteklemedim. Ben sadece ne yaptığımı anlattım. Yaptığım işleri anlattım. Beyefendileri, paraları gönderirken zorlamamış olabilirsiniz. Fakat bu paraların hepsini aldınız. Bunların hepsi onların çoluklarının, çocuklarının, eşlerinin, ailelerinin, annelerinin, babalarının rızıklarıydı. Gönderdiler mi? Evet, gönderdiler. Yaptıkları... Hata mıydı? Hataydı. Korkunç bir hata. Bakın, telafisi de bazen mümkün olmuyor bazı hataların. Altın prenses, kesinlikle. Sağ olsun. Ama bu sizin böle pür pak... Zeytinyağı misali suyun üzerine çıkıyor hanımefendi her zaman. Oturabileceğiniz bir şey değil. Şimdi şurada beyefendiler bekliyor. Beyefendiler gayet yetkili beyefendiler. Hani burada size ne sorulursa sorulsun. Cevapları böyle eviriyorsunuz, çeviriyorsunuz. İstediğiniz yere bir güzel getiriyorsunuz ya. Bir de o yetkililere karşı getirin bakalım. Nasıl olacak? Asıl ben dolandırıldım. Suçluluğu ispatlanana kadar herkes masumdur. Tabii ki öyledir. Suçluluğu ispatlanana kadar tabii ki herkes masumdur. Eğer siz mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız, dolandırıldığınızı düşünüyorsanız aynı şekilde ilgili yetkili kişilere bunları da anlatırsınız. Buyurun Merve Hanım, buyurun. Giderim. Benim veremeyeceğim bir hesap yok. Görüyorsunuz Alkol. Pis. Ben görüyorum. Burada milyonlarca insan görüyor da. Siz gördünüz mü? Biz yeni yeni kendimize geliyoruz yani açıkçası. Yani. Bir daha çoluğunuzun, çocuğunuz, eşinizin, ailenizin, ananızın, babanızın rızkını
böyle internette gördüğünüz, tanımadığınız insanlara gönderecek misiniz? Mümkün değil yani. Asla. Bakın bu dünya üzerinde aç insanlar var, aç. Evet. Aç çocuklar var. İlla böyle o cebinizdeki para size fazla geliyorsa o aç evlatlara yardım edin. Çok doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle. Olur mu? Olur. Tabii ki. Haklısınız ha. Afan. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz her şey için. Yavuz hırsız ev sahibini şaşırtır. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın, hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.